Şeye bak ya. Ben çok uzun zamandır böyle güzel bir manzara görmedim. Ellerine sağlık. Gel otur. Yiğit. Gel bak, süper kahvaltı var. Benim çıkmam lazım. Bırak onları. Gel. Gel otur. Bak. Yiğit biraz aklını eseni yapan bir tip. Yani bunu sen de fark etmişsindir. Böyle babalık gibi oturmuş görevler ilk başta korkutuyor onu. Tamam mı? O zamanla alışacak. Bana güven. Tamam? Ne yapacaksın bugün? Ben mi? Bilmem, bir şey yapmam herhalde. Otururum, örgü örerim. Bak, ben senin için biraz araştırdım. Senin böyle hafif yürüyüşler yapman lazım. Bebeğin sağlıklı gelişimi için. Bir de omega 3 ve folik asit desteği alman lazım. Ben bugün eczaneden alacağım senin için. Çok iyi beslenmen lazım, iyi dinlenmen lazım. Tamam, bugün yürüyüşe çıksana. Yok, dışarı çıkmam ben bugün. Neden? Canım istemiyor. Kübra. Bak, benim bu evdeki konumum belli. Senin bu evdeki konumun baş tacı. İnan bana. Sağ ol Emir ama yani sokaktakiler işte. Ben bu halimle böyle çıkıp daha fazla laf vermek istemiyorum ağızlarına. Canım, sokaktakilerin senin hakkında konuşmaya haddi yok. Tamam mı? Bunu sen de fark et artık. Bak, ben varım. Yiğit var, inan bana. Çaktırmasa da Yiğit de var. Ve bebeğin var. Senin dışarıdakilerin ne konuştuğunu, buna ihtiyacın yok senin. Takma. Bir de babam var tabii. Böyle sokakta böyle beni görüp de üzerime atlayacak diye korkuyorum. Senin baban sana hiçbir şey yapamaz. Yaparsa kendisi zararı çıkar ve inan bana, o da bunun farkında. Hadi. Bunlar beklesin. Yürü. Yürüyüşe nereye çıkıyoruz? Yürüyüşe çıkacağız. Ne yürüyüşü ya? Nereye? Hadi, hafif hafif. Emin sahile mi gideceğiz, gel. Dur, kahvaltı etseydin. Ah, tamam. Devam ederiz. Kalsın bunlar. Gel. Temiz havada yürüyüş yap, tamam mı? Hem senin hem de bebeğinin sağlığı için çok önemli. Tamam. Emir. Ya iyi güzel, sen böyle konuşuyorsun da. Her şey o kadar kolay olmayacak, biliyorsun değil mi? Ya insanlar şu an sadece dedikodu, hani ona rağmen beni yargılıyorlar. Peki benim karnım şişince ne olacak? Bak, kimsenin haddine değil seni yargılamak. Tamam mı? Sen önce bunu bir hatırla bence. Sen insanların sana söylediklerini takarak onların eline koz veriyorsun. Sen iyi bir insansın Kübra. Senin kalbin temiz. Gerisi teferruat gerçekten. Sen bundan sonra hayatında kendinden ve bebeğinden başka kimseyi düşünmeyeceksin. Ve sakın başına onu eğeyim deme. Bakın bakın, bebeğiniz. Altı buçuk aylık. Sağlığı da gayet güzel. Çok şükür. Sibel, görüyor musun şunu? Düşünsene. İki buçuk ay sonra kucağımda olacak bu benim. Ne güzel. Biliyorum, bugün bebeğin cinsiyetini söyleyecektiniz bana. Ama ben karar verdim, öğrenmek istemiyorum. Tamam, siz bilirsiniz. Sibel.
misin? İyiyim canım ya. Duygulandım. Yani bebeği görünce. Tabii. Kolay değil. Teyze oluyorsun. Anne yarısı derler. Evet. Ben seni dışarıda bekleyeyim mi? Hazırlanır gelirsin. Kızın karnı burnunda. Sen bu bebek fikrine alış birader. Bak oğlum. Bu bebek geliyor, tamam mı? Buna engel olamayız. Hı hı. Bu bebek büyüyecek, yetişkin olacak. Bak yarın bir gün gelir senden hesap sorar. Altında kalırsın oğlum, ezilirsin. Yazık ediyorsun şu an. Gel beni dinle. Şu bebek için göstermelik de olsa bir nikah kıy. Sen niye anlamıyorsun lan? Hı? Yani belli ki senin arıza çıkarma saatin gelmiş. Ha geldi geldi. O geldi. Belli. Oğlum. Bir ilişki yaşa demiyorum ben sana kızla. Ya sen kendi hayatına bak. O da kendi hayatına baksın ama bebek için göstermelik bir şey diyorum ya. Çok mu zor? Emir neyi anlamıyorsun ya? Yani Allah aşkına neyi anlamıyorsun? Yapmayacağım diyorum. Birader ben senin bu kadar insafsız olduğunu anlamıyorum mesela. Bana bunun cevabını verirsen anlayayım biraz. Ha? İstemiyorum tamam mı? İstemiyorum. Kübra ile falan olmayacağım. Oğlum bebek geliyor. Nereden böyle kızlar? Ultrasondan. Ya iyi miymiş bebek? Çok iyiymiş. Hadi maşallah. Ay dünyanın en anaç insanı dururken bebekle ilgili işlerde neden Sibel'le gidiyorsun anlamıyorum. Yani yanlış anlama ama Sibel'de böyle bir gen yok. Yok haklısın. E ben de aynı şeyi söyledim zaten. Derya'nın daha çok faydasını görürsün dedim ama. İşi yokmuş. Ben de rica ettim. Kırmadı beni sağ olsun. Neyse hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Sağ ol. Ya seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Daha tekmelemiyor değil mi? Bir şey hissetmedim daha. Hoş geldin Akif. Buyur. Kahven nasıl olsun? Başkasını seviyorum. Tamam mı? Oldu mu? Başkasını seviyorum ha. Kübra'yı sevdiğin gibi mi? Çok aşıktın ya ona da. Sen hep birilerini seviyorsun zaten. Yiğit. Hiç ciddiye geldi mi? Başka. Tamam. Kim peki yeni şanslı kurbanımız? Kardeşinle de paylaşır mısın? Bir mahsur yoksa tabii. Sibel. Ben Sibel'i seviyorum. Oldu mu? Sibel mi? Sibel'i seviyorum. İlk defa hayatımda ben birine bu kadar aşık oldum. İlk defa hayatımda kemiklerime kadar aşık oldum. Sibel mi? Ne zamandır? Gördüğümden beri. Thank you.
O da seviyor mu seni? Sevecekti. Kübra olmasaydı sevecekti. Ama artık yüzüme bile bakmıyor. Oğlum bir dakika sen... Sen ne zamandan beri ya? Onun bir ilişkisi vardı. Hani neydi o çocuk? Züppe. Bora Tunalı mı ne öyle bir şey? Değil mi? Bora... Yok muydu bir ilişkisi bu kızın? Yine oldu. Yeni sevmeye başladı. Ama o gün Kübra'nın bebeği aldırmadığı ortaya çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.